Günaydın. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Ben fark ettim ki dün hiçbir şekilde konuşmamışım, hiçbir selam falan vermemişim. Sessiz vlog gibi çekmişim aynı. Ancak bugün sizlere böyle sesli bir şeyler söyleyebiliyorum. Şu an fark ettim onu da. Dün bayağı yorulduk. Marina'ya falan gittik. İşte oradan yine birkaç market turladık. Eve geldik. Akşam da birazcık dişim ağrıdı yine. O yüzden akşam da çok bir şey çekemedim zaten. En son yemek yedik. Birkaç karın oyanı çekmiştim. Sonrasında uyudum zaten. Şimdi de kalktım. Noyan'la biraz yine oynadık. Şimdi onu yatırdım. Etrafı toplayacağım biraz. Annemle ablam da içeride kahvaltı hazırlıyor. Güzel bir pazar kahvaltısı yapacağız. Sonrasında dediğim gibi bugün günlerden pazar. Yani pazar pazarına gideceğiz. Bir klasik oldu artık bizim için. Bayağıdır gitmiyordum zaten. Birkaç böyle almam gereken şey var. Orada bulursam belki alırım. Noyan, vurma kafana. Niye vuruyorsun? Topuğu çıkarmaya çalışıyor. Ay, anneannenin kıyafetleri o. Atma. Şimdi hazırlandık. Önce bir parka geldik. Noyan'a sözümüz vardı. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. Pazarda bir stand bulduk, 10 lira şeyler var, kendimize bakıyoruz. Bizimkiler kendimi kaptırmış durumda şu an. Ben de kendime pantolon ve bir tane gömlek buldum, çok iyi. Biz parkta oynadık, sonra pazara gittik. Pazardan bir sürü şey aldık, eve gidince size göstereceğiz. Şimdi arabada biraz dolanıyoruz. Noyan da uykudan uyandı. Aldıklarıma bakar mısınız? Şu gömleği aldım. Kol detayına bayıldım. Altına da şöyle bir pantolon aldım. Diğer kombinimi gösteriyorum. Bu crop kazağı buldum. Bayıldım. Altına da şöyle bir kot. Yırtık. Normalde düşük bel hiç tercih etmem ama bunun kalıbını çok beğendim. Şöyle dantelli bir parça aldım. Bunu da yani deniz kenarına falan giyerim diye düşünüyorum. Bir de şu yeleği aldım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yıkama desenli. En beğendiğim parça bu olabilir. Altımdakiyle tabi uymadı. Buna farklı bir kombin yapılabilir. Şu an idareten göstermek için size giydim. Bir de şöyle bir gömlek vardı. Bunu göstermeyi unutmuşum. Bunu da çok beğendim. Önünde şöyle düğme detayı ve bileklerinde de var. Bu da çok güzel duruyor. Alışverişim bu kadardı. Bu kıyafetlerin hepsi toplam 80 lira falan tuttu bu arada. Yani mükemmel bir alışveriş oldu bence. Aldıklarımızı gösterdi. Burada da yemek yiyen bir tatlılık var. Yoğurtlu yıldız şehriye yiyor. Ağzının tadını bilenler de bugün. Afiyet olsun. Bizim menünün harikalığı. Ben diyete giriyorum diyorum. Ama evde yapılan menü bu şekilde. Noyan. Nereye bakıyorsun sen? Dışarıyı mı izliyorsun? Giremezsin oraya. Hayır. Anneanne. Anneanne. Anneanne seni kurtaramaz. Giremezsin oraya. Yemeği yedikten sonra bir ağırlık çöktü. Burada böylece uzanıyorum. Bir yandan da Kızılcık Şerbeti izliyorum. Bu arada ben diziyi geriden takip ediyorum. Yani YouTube'dan izliyorum. Diziye sonradan başladım. Şu an yeni bölümlere yetişmeye çalışıyorum. Ve mutfağa bir geldim ki ne göreyim. Ablam bir saat içinde bunları yapmış. Şunlara bakın ya, leziz duruyor. Ben
Günaydın. Şimdi uyandım, markete gidiyorum. Bir önceki vlogumda söylemiştim annem Adana'ya dönecek diye ama ufak tefek bir aksilik oldu, yani ablamın doğumu belki erken olabilir. O yüzden annem gitmekten vazgeçti. Bugün de anneannemin 40'ı. O yüzden hani orada Mevlüt okutacaksa gidemediği için biz evde helva yapacağız. Dua falan okuyacağız. O yüzden şimdi helva için birkaç eksik malzeme var. Onları almaya gidiyorum. Ben marketten alacaklarımızı aldım. Şimdi tekrar eve gidiyorum. Evet, ben yine Noyan Bey'le odasında oyun oynuyorum. Annemle ablam da içeride helvayı kavuruyorlar. Helva kavrulduktan sonra apartmandaki dairelere dağıtmayı düşünüyoruz. Bu arada hala kahvaltı yapmadık. Saat 10.30-11'e falan geliyor. Ablamın bir işbirliği var. O yüzden bugün kahvaltımızı dışarıda piknik olarak yapacağız. Şöyle bir tatlı tabağı hazırladık. Çilek, muz, pankek ve ortaya da Nutella koyduk. Ablam Nutella'ya dalga emojisi eklemiş. Kumru ya da Yunus'a da benziyor. Bir de şöyle tuzlu olarak bir tabak hazırladık. Son olarak da bir abur cubur tabağı hazırladık. Sen geldik. Çok huysuzuz. Ne yoruldun mu sen? Ne oldu? Saçlara bakın. Yüzünü yıkadık. Böyle yaptık, yüzünü yıkadık. Ne oldu? Yemekten sonra ben duş aldım. Sonrasında ablamın vlogunu falan izledik. Saat de şu an 12'ye geliyor. Yemek erken yedik aslında. Ve ben acıktım. Sonra evdeki bireyleri de yoldan çıkarttım. Şimdi klasik gece makarnası yapıyorum. Böyle annem bir makarna perisi geldi. Ben şu makarnaya bayılıyorum. Buna midye deniyor galiba. Bazı yerlerde mantı diye de geçiyor ama midye genelde. Midye makarna. Çok seviyorum bunu. Bu arada bence makarnanın tadı şekline göre değişiyor. Yani bunu yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Makarnalarımız hazır. Bir de herkese özel tabak hazırlandı. Şu benim. Şu ablamın nedense yoğurdu kenarına istedi. Şu da annemin. Annem mide ameliyatı olduğu için hala böyle yiyor. Ama bu gidişle bizim de mide ameliyatı olmamız gerekecek.
Ne yapıyorsun? Selamlar. Ay ben daha bugün size yeni bir selam verebildim. Bugün hava biraz yağmurlu ve kapalı. Yani günüm çok miskin geçti o yüzden. Biraz zaten yataktan çıkmam uzun sürdü. Sonrasında işte ufak bir kahvaltı yaptık. Evi temizledik. Noyan'la uğraştım. Bir markete gittim geldim. Derken saat şu an zaten 5'e geliyor. Efe abi birazdan gelir, yemek yiyeceğiz. Bu saat oldu ancak sizlere bir selam verebildim. Yani böyle kamerayı açıp da bir konuşacak hal bulamadım kendimde. Yemeğe geçmeden önce de videoyu bitirmek istedim. Ablam arkada kek yapıyor, onun sesi gelebilir. Yine çok eğlendiğim, çok keyif aldığım bir vlog oldu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz.